Dört dörtlük insan yoktur yani, yani birini çok sevsek de mutlaka sevmediğimiz bir yanı vardır. Bizim de karşımızdaki kişinin sevmediği bir yanımızın olduğu gibi. Mesela ben kendimden örnek vermek gerekirse, yani daha doğrusu kendimden örnek vermek istiyorum. Sevdiğim insanlarla konuştuğumda eğer göz teması kurmazsak işte ben orada sinir olmaya başlıyorum. Ekibimiz de sokağa mikrofonu uzattı. Bakın benim yanıtım böyle ama onlar ne dedi? Hayatınızda biri var mı? Var. Onda böyle ya ben buna tahammül edemiyorum dediğiniz bir şey var mı? Yok, çünkü sevdiğim için her şeyine tahammül edebiliyorum. Dişlerini fırçalamasa bile. Ay 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 ay. Yanakların içi simsiyah olsa bile. Yok, o kadar da değil. Aşkım, seni çok seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Ne güzel, birbirinizi çok sevin tabii ama birini çok seviyor olmak onun her şeyine tahammül edeceğiniz anlamına gelmiyor. Şimdi Beşiktaş'tayız, sizlere soracağız. Eşinizde ya da sevgilinizde asla tahammül edemediğiniz şeyler neymiş duyacağız. Leoparlı tayt. Giymesin mi? Asla. Tespih sallaması, işte tırnaklarının uzun olması. Mesela dişlerini fırçalamayan erkek. Ay 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 ay. Ay 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 ay. File çorap. Şöyle bir file çorap mı? Aynen öyle. Olmayacak. Ergen kız stili gibi böyle file takılıyorlar, böyle çok itici geliyor. Nişanlınızda asla görmek istemeyeceğiniz şey ne? Şimdi bu soru çok erken, bu soru cevaplarsam birazdan kavga etmeye. Hemen diyorsun. Birazdan kavga etmeye başlayacağız herhalde. Bana haber vermeden başkalarıyla çıkmasına yani tahammül edemem. Arkadaşlarıyla. Çıkamaz mı mesela size söylemeden? Çıkamaz. Çıktı diyelim. Trip atar. Tribe gelemem yüksek mal, o yüzden en azından ilişkim 2 hafta sürdü. Erkekte beyaz çorapla dişlerinin beyaz olmaması. Spor ayakkabının içine bir de beyaz giymesin. Hayır hayır. Spor ayakkabı giyiyorsa beyaz çorap giyebilir. Babet çorabı, bir de beyaz atlet, bir de gri atlet. Atlet var mı içinde? Yok. Benim tahammül edemediğim şey geç kalması, geç hazırlanması. Makyaj yapıyor, hazırlık yapıyor tabii ki ama kızıyor beni böyle. Ben o adamla asla aynı evde yaşayamam dediğiniz bir özellik var. Ağzını şapırdatarak yerse asla olmaz. Tuvaletin kapısını muhakkak kapatması lazım. Böyle hafif açık bıraktıysa. Hayır, hayır hayır, kapatması lazım yani. Bakımına dikkat etmesi gerekiyor. İşte sakalı uzun olmaması gerekiyor. Öperken batıyor herhalde.